Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. Dünyadan notlar, küresel veriler akıyor, grafikler hareketleniyor. Zeynep Erataman dünyadan notları paylaşıyor. Değerli izleyenler, Dünyadan Notlar başlıyor. Bugün piyasanın gündeminde Fed'in yanı sıra Rusya ve Yunanistan başlıkları da var. İngiltere'de 7 yılın en hızlı büyümesini ortaya koydu. Borsalardaki performansa birlikte bakalım. 8 günlük artının ardından bugün Avrupa borsalarında eksiler daha ön planda. Bu arada Yunanistan'da banka endeksi tarihi diplere geldi. Yunanistan kaygısı geri döndü. Enerji maliyetleri değerlendiriliyor. Siemens, Philips gibi önemli büyük firmalardan gelen bilançolar karışık bir tablo ortaya koyuyor. Tüm bu faktörlerle beraber örneğin Londra'da FTSE 100 endeksinin 4 ayın zirvesinden geri çekildiğini izliyoruz. 4,5 yılın en kötü haftalık performansı sonrası Avrupa borsalarına bakıldığında bugün tablo ekside. Kimin yüzü gülüyor dediğimizde Euro'nun gibi gözüküyor. 1.13'ün üstünde bir hareketlilik var. Fed'in bu seferki toplantıda herhangi bir politika değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Faiz artırımının ötelenebileceğine yönelik görüşler de var. Bu da doları bugün aşağı çeken unsurlardan biri. Sterlin dolar karşısında 1.50-1.30'larda İngiltere'de açıklanan büyüme verisi sonrası önce aşağı ibreyi çeviren sterlin dolar tekrar artıya geçti. Dolar yende 118'in altındayız. Dolar İsviçre frangı karşısında 0.89'da. Bugün İsviçre frangı bir ara euro karşısında %2'ye varan değer kaybıyla karşımıza çıktı. İsviçre Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarından bu yana görmediğimiz bir performans. İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı gerekirse kura müdahale edebiliriz dedi bugün. Bu konuda da yine piyasada spekülasyon olduğunu belirtelim. Piyasada hareketin devamı nasıl gelir? Bir Amerika'ya bakalım. Dün Amerika kanadına bakıldığında özellikle enerji önderliğinde geri çekilme hisselerde dikkat çekmişti. Ufak tefek artılarla ama günü kapatmayı başardık. Özellikle şu an için performansa bakınca %1'in üzerinde düşüşlerle günün karşılanması bekleniyor. Dünkü artılar bugüne devretmeyebilir gibi bir tablo var karşımızda. Kapanış sonrası Microsoft'un açıklamış olduğu bilançoda güçlü doların karlılık üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu ortaya koydu. Bugünse açılış öncesinde Caterpillar ve P&G'nin bilançolarını aldık. Bu arada 10 yıllık Amerikan hazine tahvili faizi 1.80'in altında. Dolar endeksi ise 94,5 düzeyinin altına indi Fed'i beklerken. Ve buradan bir de MTI'ye uzanırken hatırlatalım. S&P 10 yıl aranın ardından Rusya'nın notunu hurda statüsüne düşürdü. Bu da gün içerisinde rublenin dalgalanmasına yol açan önemli unsurlardan birisiydi. Spot altın fiyatına bakıyoruz. 1.273 dolardan gün içinde değerli metal 1.284 dolara kadar toparlandı ama dün test ettiği 1.300'leri bugün görmedik. Petrol fiyatlarında OPEC Başkanı El Bedri'nin Londra'daki açıklaması önemli. Dibi görmüş olabiliriz. Bu seviyeler ne kadar kalıcı bilemeyiz dedi. Bununla beraber dolardaki gevşeme de bugün destekleyici bir unsur. Brent petrolü 48,5 dolara giderken Amerikan hamda 45 doların üzerine tutunma çabasının devam ettiğini izliyoruz. Bugün Amerika'da yoğun bir veri akışı da var. Az sonra dayanıklı mal siparişlerini alacağız. S&P Case-Shiller konut fiyat endeksi, Conference Board'un tüketici güveni ve yeni konut satışları bugünün ajandasında hatırlatalım. Ama güne başlarken en çok dikkat çeken başlıklardan bir tanesi şüphesiz Rusya'nın kredi notunun S&P tarafından çöp statüsüne düşürülmesi oldu. S&P karara nasıl bir gerekçe gösterdi ve Rusya'nın tepkisi ne oldu? Bandımızda izleyelim. Rusya'ya kötü haber bu kez Standard & Poor's'dan geldi. Standard & Poor's Rusya'nın kredi notunu bir basamak düşürerek BB artıya indirdi. Görünümü negatif olarak belirleyen kuruluş böylece notun daha da düşebileceğine işaret etti. S&P karara gerekçe olarak Rusya'nın para politikası esnekliğinin daha sınırlı hale gelmesini ve ekonomik büyüme beklentilerinin zayıflamasını gösterdi. Rusya'da finansal sistemin zayıflamakta olduğunu belirten Standard & Poor's, varlık kalitesinin bozulmaya devam edeceğini öngördü. S&P, rubledeki değer kaybı sonucu satın alma gücünün azalmasının yanı sıra yükselen enflasyonun büyümeye zarar vereceğini kaydetti. Açıklamada Rus ekonomisinin 2015-2018 döneminde yılda ortalama %0,5 civarında büyüyeceği tahmini de yer aldı. S&P'nin açıklamasını değerlendiren Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kararın piyasalarda zaten fiyatlandığını, bu yüzden ciddi bir etki yaratmasının muhtemel olmadığını söyledi.
Standard & Poor's'u aşırı kötümser olmakla eleştiren Siluanov, kuruluşun Rusya'nın döviz ve altın rezervinin yanı sıra varlık fonunu dikkate almadığını savundu. Siluanov, Rus ekonomisinin durumunu dramatik hale getirmek için sebep yok ifadesini kullandı. Moody's ile Fitch'in Rusya'ya verdiği notlar yatırım yapılabilir seviyenin en alt basamağında yer alıyor. Bu şirketlerden gelecek herhangi bir not indirimi Rusya'nın notunun söz konusu kuruluşlar nezdinde de hurda statüsüne düşmesi anlamına gelecek. Analistler ekonomide yaşanan gelişmeler ve yeni yaptırımlar olasılığı ışığında kredi derecelendirme kuruluşlarının Rusya'nın notunu düşürmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Rusya'nın notu ikinci bir kuruluş tarafından da yatırım yapılabilir seviyenin altına çekilirse ülkeye yönelik sermaye akışının daha da bozulması bekleniyor. Dünyadan notlarda bugün stüdyo konuğumuz Ahmet Uluhan, Nur Kapital Uluslararası Piyasalar Uzmanı. Hoş geldiniz Ahmet Bey yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bugün normalde Fed günü, Fed'i konuşacağız tabii ama öncesinde isterseniz bir Rusya'nın kredi notundan da bahsedelim. Bugün The Moscow Times'a baktık. Diyorlar ki S&P'nin notu 10 sene sonra çöpe düştü ve tabii ki Rusya'dan Maliye Bakanı S&P'nin fazla karamsar olduğunu söylemiş. Katılıyor musunuz? Yani fazla karamsarlık noktasında koşullara baktığınız zaman Rusya açısından çok fazla işlerin iyi gitmediğini biliyoruz. Uzunca bir süredir de piyasaların gündeminde Rusya'daki resesyon konuşulmaya başlanmıştı. Tabi burada enerji fiyatlarındaki sert düşüşler daha çok Rus ekonomisini derinden etkiledi. Önümüzdeki sürece baktığımızda da bu yönde bir toparlanma olması kısa vadede çok mümkün görünmediği için bana göre Rusya ekonomisi açısından çok iç açıcı bir dönem olmayacaktır, geçmeyecektir. Tabi burada S&P'nin değerlendirmesinde baz almış olduğu bana göre en önemli kriter enerji fiyatlarıdır. Bu bağlamda düşünürsek oradaki bir ufak bir ayrıntı da var. Yani önümüzdeki süreçte yine bu nottaki düşüşün devam edebileceği yönünde. Ben şahsen buna katılıyorum. Yani tabii ki Ruslar kendi açılarından durumun çok da kötü olmadığını vurgulayacaklardır ki Maliye Bakanı önceki bir takım verilere bakarak S&P'nin bu kararı aldığını iddia ediyor. Kanaatim çok da Rusya'nın istediği gibi işlerin gitmeyeceği. Ancak burada Rusya açısından önemli ve kritik olan bence Avrupa'da bir taraftan toparlanması. Çünkü Avrupa ekonomisinin bir taraftan Rusya'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Batı'nın, Amerika ve İngiltere'nin başta çektiği Batı grubunun Rusya'ya karşı belli bir yaptırım sürecini devam ettirse dahi burada %10'u aşağı yukarı, çünkü enerji alıyorlar, bir taraftan aramal ithal ediyorlar, bir taraftan oraya makine, ekipman tarzı ticaretlerini büyütmeye çalışıyorlar. Burada kötü Rusya Avrupa'nın %10 ekonomisini olumsuz etkileyecek demektedir. Ki bu oranın daha büyük olacağı da önümüzdeki süreçte düşünülebilir. Haliyle Avrupa'nın iyileşmesi belki Rusya'ya karşı olan yaptırımları bir miktar önümüzdeki süreçte hafifletir. Bu da Rusya'nın lehine olabilecek bir durum. Süreç riskli. Biraz daha Rusya açısından olumsuz olmaya devam edecek. Ama dediğim gibi farklı açıdan bakacak olursak gelişmeler bir ihtimal süre içerisinde Rusya'nın lehine dönebilir. Rusya'nın notunun da S&P cetvelinde Türkiye ile aynı seviyeye gelmiş olduğunu tabii takip ettik bugün. Bu arada dediğiniz gibi enerji maliyetleri tabii Rusya ekonomisinin performansı açısından bu sene çok önemli bir rol oynadı. Wall Street Journal'a bakıyoruz. Orada da diyorlar ki özellikle OPEC başkanının dip görüldü demiş olması petrol fiyatına zigzaklar çizdirdi bugün grafiklerde. Ne dersiniz? Dibi görmüş olabilir miyiz petrol fiyatlarında gerçekten? Yani çok ciddi spekülasyonlar var bu konuda. Bir kere her şeyden önce OPEC ülkelerinin herhangi bir şekilde üretim kısıtlamasının gitmediğini ve bir nevi pazar payı endişesiyle Suudi Arabistan başta olmak üzere büyük üreticilerin halen o pazarı, sahip oldukları pazarı ellerinden bırakmak istemediklerini biliyoruz. Tabi bu doğrultuda da fiyatlar aşağı yönde baskılanıyor. 40 dolar, 45 dolar seviyelerinde bir denge oluştu WTI'da. Brent petrol yine 45 dolar seviyelerine doğru geldi ki onun da bu kademelerde belli bir destek olduğunu görüyoruz. Fakat petrol fiyatlarını daha yukarıya çekecek şu anda kısa vadede piyasaları tatmin edecek herhangi bir gelişme söz konusu değil. Yani
Bu tarz açıklamalar geliyor. Belki piyasa bir miktar bunlardan destek buluyor olabilir ama işte 50 dolar üzerinde 60 dolarlara 70 dolarlara doğru piyasayı sürükleyecek. Daha da bir trend haline getirecek. Herhangi bir gelişme yok. Küresel yavaşlamadaki endişeler devam ediyor ki Çin'in büyümesine dair soru işaretleri yine aynı şekilde petrol fiyatlarını küresel yavaşlamayla beraber baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan baktığınız zaman üretim kısıtlamasına giden yok ki Amerika'nın üretimini çok üst seviyede tuttuğunu biliyoruz. Haliyle bana göre yani petrol fiyatlarındaki düşüş trendi bir miktar yavaşlama gösterdi. Mevcut kademelerde belli bir denge oluşturdu. Fakat tam olarak düşüş bitmiştir, sonlanmıştır demek için bence erken. Bunun için her şeyden önce piyasalardaki genel canlanmanın ne yönde, ne doğrultuda devam edeceğini iyi görmek lazım, iyi gözlemlemek lazım. Tabii bu arada piyasa oyuncularının yani OPEC başta olmak üzere petrol üreten ekonomilerdeki izlenen bir takım politikaların da yakından takip edilmesi önemli. Şimdi böyle bir ortamda bugün aldığımız makro veriler içerisinde İngiltere'nin büyümesi dikkat çekti. Çeyrek bazında bakıldığında ve yıllık bazda bakıldığında 2014'ün son çeyreği performansı beklentilerin hafif altında kalmış gözüküyor. Dolayısıyla son çeyrekte bir miktar hız kesme de var bir önceki çeyreğe göre bakınca. Ama 2014'ün tamamında İngiltere'nin %2,6 büyümesi 2007'den bu yana en hızlı büyüme performansına işaret ediyor. Bugün BBC'nin internet sitesinde de vardı. 7 yılın en iyi büyümesini gördük yıllık olarak diyorlar. İngiltere ekonomisinde. Telegraph'da şuna dikkat çekmiş. Seçime 100 gün kala böyle bir veriyi aldık. Her adayın bu sene 30.700 sterlinlik bir kampanya bütçesi olacak demişler ki bir önceki seçimlerde milyon sterlinlerin konuşulduğu bir bütçenin 3 aday tarafından da harcandığını hatırlatıyorlar. Şimdi seçime 100 gün kaldı. İngiltere ekonomisinde böyle bir hızlı büyüme verisi geldi. Nasıl değerlendirmek lazım? Ne dersiniz? İngiltere Merkez Bankası'nı rahatlatan bir veri olur mu? Yani İngiltere'de aslında ekonominin genel olarak gidişatı her ne kadar karmaşık veriler gelse de olumlu yönde ilerlediğini biliyoruz. Fakat tabii burada izlenen politikaların değişmesi açısından ya da İngiltere Merkez Bankası'nın elini rahatlatması açısından bu büyüme verisi kritik ve önemli. Önümüzdeki süreçteki beklentiler İngiltere özelinde bana göre iyi gelmeye devam edebilir ama sadece büyüme verisine bakmamak lazım. Burada İngiltere'nin izlemiş olduğu uluslararası politikalar dahilinde kendi ekonomisi açısından önemli yerine göre stratejik kararlar verebiliyorlar. İngiltere tabii ki büyük bir ekonomi ve kritik bir stratejiye sahip. Bu açıdan ben İngiltere ekonomisinin önümüzdeki süreçte de benzer bir görünüm izleyeceğini düşünüyorum. Oradan yine karmaşık veriler kanaatimce almaya devam edeceğiz. Ama büyümedeki performans aynı şekilde devam eder mi? Bunu yine ilk 6 ay açısından, ilk 6 ay önemli İngiltere açısından. Bunu da izlemeye devam etmeliyiz. Şimdi böyle bir ortamda bugün Fed'in de toplantısı var. Uluslararası basına yansıyan haberler hafta başından bu yana hep diyor ki Euro bölgesinden tutun da Japonya'ya kadar her tarafta para piyasası gevşerken Fed'in yılın ortasında faiz artırması mümkün olmayacaktır. Çünkü dünyanın geri kalanına da mutlaka bakacak diyorlar ama sonuçta Fed'in hedefinin kendi Amerikan ekonomisindeki değişkenleri düzeltmek olduğunu evet. da biliyoruz. Business Insider bugün geçen seneyi hatırlatan fotoğraflar koymuş. Geçen yıl hatırlarsanız yıla başlarken Fed'i konuşurken hep hava şartları. Şartları işte ne kadar soğuk, Amerikan ekonomisi ilk çeyrekte daraldı, işte Fed'in işini ne kadar da hava durumu zorlaştırdı, sizinle de bunu çok konuşmuştuk, işte Fed'in 5 kitap raporu acaba hava durumu raporu diye ismi değişir mi diyen ekonomistler olduğunu aktarmıştık. Bugün Business Insider'da birbirinden güzel karlı fotoğraflar koymuş Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzeydoğu'daki bu sert hava koşullarına ilişkin. Ne dersiniz? Şöyle bir Fed'i konuşalım sizinle. Belki de çok heyecansız bir toplantıya mı geri sayıyoruz Fed'de bu sefer? Yani son dönemlere baktığımız zaman evet en heyecansız toplantılardan bir tanesi olacak. Bu kesin ama Fed özelinde baktığımız zaman her zaman Fed'in alacağı kararlar, vereceği mesajlar piyasalar açısından son derece kritik ve önemli. Şimdi burada son iki toplantı öncesine dönersek yani evet Fed'in koymuş olduğu takvim, koymuş olduğu hedefler açısından 2015'in ilk yarısındaki gelecek veriler ve 2015'in ortasına itibaren faiz artırımı başlatacağı yani hedeflere ulaşması durumunda daha kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat son iki toplantıda genel olarak küresel talepteki düşüklüğe
dikkat çekerek FED biraz da bu yavaşlama noktasında kendisinin farklı bir adım atabileceğinin ufak sinyallerini verdi. Belki sabırlı ifadesini o noktada kullanmasının da altında yatan temel neden bu olabilir. Bugün ve yarın gerçekleşecek toplantılar sonrasında FED'den sürpriz bir çıkış beklenilmiyor. Burada bana göre son toplantıda yine enflasyondaki %2'lik hedeflerine ulaşma yönünde çok kararlı bir duruş sergilediler ve bu hedefe ulaşmaları durumunda faizleri ancak artırmaya başlayacaklarının altını çizdiler. Janet Yellen'ın açıklamalarında da toplantı sonrasında %2'lik enflasyon hedefine daha çok 2015'in son çeyreğinde ulaşacakları yönünde bir bilgi paylaştı hatırladığım kadarıyla. Ben bu gelişmelere baktığım zaman biraz da küresel ekonomideki canlanmaya odaklandıkları için yani yılın ortasında bu faiz artırımına gitmeyeceklerini düşünüyorum FED'in. Buradaki beklenti daha çok yıl sonuna doğru, yılın son çeyreğinde gerçekleşecektir kanaatimce. Ki bu da Avrupa Merkez Bankası'nın attığı genişlemeci adımlar, Japonya'dan, Çin'den yine genişlemeci anlamda atılacak adımlar, küresel ekonomideki toparlama tüm bu süreci etkileyecektir. FED üyelerinin 2015'teki yapısına baktığımız zaman da daha güvercin olduklarını ve daha veri odaklı olduklarını biliyoruz. Haliyle burada piyasaların odağında büyüme, enflasyon başta olmak üzere tabii ki istihdam verisi yine takip edilmeye devam edecektir. Ama dediğim gibi FED'in artık nihai kararı enflasyondaki %2 hedefine ulaşması ve küresel piyasalardaki canlanmanın da belli bir nispette başlıyor olması FED açısından önemli. Bu süreci biraz bu açıdan bakarak takip etmekte fayda var. Şimdi tabii FED faiz artırımına geri sayarken yavaş yavaş gelişen ülkeler acaba bu sürece ne kadar hazır? Bu soruyu Davos'ta Dünya Bankası CFO'su ve yönetici direktörü Bertrand Badre'ye sorduk. Cevabı petrole bağlıyor. Are emerging markets ready for that kind of rate hike? Peki acaba gelişen ülkeler bu artışa hazır mı? Burada sadece gelişen ülkelerden bahsetmiyoruz. Hepsine birer birer bakmamız lazım. Mesela Rusya bir Çin değil, Çin bir Hindistan değil, Hindistan da bir Türkiye değil. Yani farklılaşmanın algılanması gerekiyor artık. Kimileri ihracatçı ülkeler, kimileri ithalatçı ülkeler. Mesela Türkiye bir ithalatçı ülke ve özellikle de petrol fiyatlarından dolayı fayda görmeli ve ödemeler dengesi üzerinde bunun olumlu etkisini göreceğiz diye düşünüyorum. Aynı şekilde enflasyona da olumlu yansıyacaktır. Şimdi Yunanistan'da seçimi geride bıraktık. Syriza beklendiği üzere galip çıktı ve ondan sonra da zaten haber karışıklığı başladı. Şimdi Kati Merini'ye bakıyoruz bugün. Onlar tabii kendi açısından olayı şöyle değerlendirmişler. Tsipras'ın ikna etmesi gereken kreditörler var. Kendisini aynı zamanda boş bir kasa bekliyor demişler. Alman basınına ZDF'ye bakıyoruz. Onlarda da televizyon kanalına konuşmuş Wolfgang Schäuble, Alman bakan. Diyor ki eğer Tsipras bizim yardımımızı istemiyorsa o zaman kendisine başka bir yol çizsin. Bir şekilde başka bir yol bulsun. Yeni hükümet bizden bir şey isterse de temasa geçsin demiş. Herhalde burada bir açık aslında ne diyelim, açık çek de var mı diyelim. Bu arada biz tabii istemeyene yardım etmedik diye de bir hatırlatmada bulunmuş. Yani Yunanistan istedi, biz bu yardımı verdik. Memnun değilseniz haberimiz olsun demeye getirmiş bir yerde. Dün de Nobel'li ekonomist Joseph Stiglitz çıkmıştı CNBC'ye ve demişti ki burada da asıl sorun Yunanistan'da değil Almanya'da. Euro'dan herhangi birisi çıkacaksa bu Yunanistan değil Almanya olsuna getiriyor esasında. Çünkü Euro'nun zaten imalat itibariyle hatalı olduğunu söylemiş. Çıkışı itibariyle hatalı olduğunu söylemiş. Tek problemi Yunanistan değil ki para birliği niye dağılsın diyor. Nasıl değerlendirdiniz sonucu? Euro'da hakikaten bir dağılma riski aklınıza geliyor mu mesela? Yani bir kere seçim öncesi dönem tabii ki muhalefetin farklı izlemiş olduğu bir politika var ve genel olarak da piyasaları endişelendiren bir süreç yaşandı. Fakat seçimden sonraki baktığımız zaman işte iki sandalyeli büyük çoğunluğu kaybetmesi ve koalisyona bir nevi mecbur kalması bana göre Avrupa'nın en büyük şanslarından bir tanesi. Şimdi burada dağılma senaryosu üzerine birçok şey konuşulabilir ki piyasalarda genel olarak da tartışılıyor. Fakat bu çok kolay bir nokta değil. Yani ne Yunanistan ben bu işten vazgeçtim tamamıyla kendi kabuğuma çekildim diyebilir, ne Avrupa'nın diğer üyeleri diyebilir, ne de Almanya diyebilir. Yani ben bunun böyle biraz pazarlık maksadıyla
piyasalarda gündem oluşturulduğunu düşünüyorum. Yunanistan açısından olsun, gerekse Avrupa Birliği açısından. Burada bir pazarlık süreci önümüzdeki dönemde başlayacaktır. Öncelikle tabii Yunanistan'da bu koalisyon hükümetinin kurulmasını, onların politikalarına dair mesajların verilmesini piyasalar görmek isteyecektir. Fakat Avrupa Birliği'nde Yunanistan kaynaklı belki sıkıntılar devam etse dahi bu iş dağılma noktasına gider mi? Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Almanya özelinde baktığımız zaman da tabii ki burada özellikle Avrupa Birliği'nin başa çeken ülkesi olarak Almanya'yı kendi üzerinde değerlendirdiğimizde ekonomisi çok daha iyi. Çok daha iyi sonuçlar alarak ilerliyorlar. Fakat güneye doğru indiğimizde ise sorun bir şekilde güney ekonomilerinde baş gösteriyor. Her ne kadar şu an için İtalya, İspanya vesaire çok gündemde olmasa da önümüzdeki süreçte belki konuttaki özellikle daralma, kendi ticaretlerindeki daralma zaman zaman söz konusu olabilir. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar şimdilik bu süreci daha da ötelettirdi. Şahsen alınan kararlar önemli ve daha çok cesaret verici olarak görülmeli. Avrupa'nın kendi içerisindeki canlanmayı bir şekilde sağlaması, pazarını büyütmesi çok önemli. Ve bana göre belki geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu toplantıda şayet Draghi belli şeyleri pas geçseydi bugün çok daha farklı, korkunç bir senaryodan bahsediyor olabilirdik. Ama şu an için genel olarak verilen mesajlar, alınan kararlar piyasa açısından yeterli olmuş gibi görünüyor ki benim de kanaatim aynı şekilde. Yunanistan özelindeki krizin ise ben geçici olacağını düşünüyorum. Yani bu bir pazarlık süreci olarak piyasanın gündeminde kalmaya devam edecektir. Fakat bana göre ne Yunanistan Avrupa Birliği'nden ne Avrupa Birliği Yunanistan'dan, ki geçmişe dayanan da ilişkiler de söz konusu olunca ki bu sadece maddi açıdan değerlendirilecek bir ilişki değildir. Yunanistan sonuçta Avrupa'nın temellerinde olan bir kültürdür. Haliyle de bunun bir şekilde bir süreç içerisinde yine aşılacağını düşünüyorum. Bir dağılma herhalde söz konusu olmaz. Olursa da bizim açımızdan da çok son derece olumsuz olur zaten. Bizde de basında esasında Yunanistan krizi çokça ele alındı. Son dönemde seçim sonucu çok ele alındı. Tevfik Güngör'ün Dünya Gazetesi yazısı var. Yunanistan AB'yi biraz üzer, sonunda kazanır demiş. Ne yaparsa yapsın Yunanistan borçlarının tamamını inkar edemez diyor yazar. Yunanistan'ın borçlarını ödememesi AB bankalarını çökertmez ama Yunan banka sistemini yıkar bitirir. Ülkenin dış dünya ile finansal bağı kesilir. Sonunda göreceğiz ki AB ülkeleri şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Syriza ile çekişseler de Yunanistan'ı ayağa kaldıracaklar. Yunanistan gene eski Yunanistan olacak. Syriza sayesinde değil, başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden gelecek mali destek sonunda demiş. Yine Dünya Gazetesi'nden İsmet Özkul'un köşe yazısına bakıyoruz. Syriza'ya Ege'de boğulacak ya Akdeniz'e yayılacak demiş. Troika Syriza'nın istediği ölçüde tavizler vermeyi kabul etmeyecek. Hatta anlaşmayı iyice zora sokarak Syriza'yı politik olarak da boğmak isteyecektir. Troika'yı korkutan ikinci önemli faktör Syriza'nın yarattığı dalganın İtalya, Portekiz hatta İspanya'ya yayılması. Üstelik bunlardan Portekiz ve İspanya'da bu yıl seçim var. Syriza'nın bu çatışmada kendi toplumsal desteğini diri tutmaya ihtiyacı var. Hatta kemer sıkma politikalarına karşı uluslararası sosyal desteğe ihtiyacı var diyor yazar. Syriza'nın Ege'de boğulması kemer sıkma politikalarının aynen sürmesine imkan verecek. Tersi olur da Syriza Akdeniz'e yayılırsa kemer sıkma ve krize çözüm politikalarında ciddi değişiklikler gündeme gelecek. Her iki ihtimalde büyük çalkantılara yol açacak diyor İsmet Özkul'un Dünya Gazetesi'ndeki yazısı. Şimdi son dönemde hep diyoruz ya, Avrupa Merkez Bankası elinden gelen ne varsa hep yapacağını söyledi. Sonunda yaptı. Ama merkez bankalarının elinde artık kurşun kalmadı diyen bir isim var. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria. Peki o zaman hükümetler de elinden geleni yaptıysa, merkezler de yaptıysa çözüm nerede? Yapısal reformda diyor Angel Gurria. Değişken bir resim var. Geçen seneden daha iyi ama hemen de heyecanlanılacak bir resim değil ne yazık ki. Tabii her şey ülke bazında değişiyor, bölgeye bağlı her şey. Amerika'ya baktığımız zaman durum daha iyi. Çok klişeleşmiş bir laf ama rakamlar iyileşiyor. Tabii esas sıkıntı Avrupa'da. Baktığımız zaman Avrupa çok zayıftı ve
hala toparlanma ihtiyacı duyuyor. Çoğu ülkeye baktığımız zaman en kötüsünü geride bırakmış gibi, yani olumlu tarafa geçmiş durumda ve umuyorum ki bu bütün Avrupa'ya yayılır. 2016'ya baktığımız zaman 2015'ten daha da iyi görünüyor. Yani olumlu gelişmeler devam eder gibi görünüyor ama ılımlı bir seviyede. Yani büyük bir sıçrayış beklemiyoruz ve hala bir itici güce ihtiyaç var ve bu yalnızca yapısal değişikliklerden gelecek. Neredeyse bütün kanalları tüketmiş durumdayız para politikalarında. Elimizdeki bütün araçları mali politikalarda tükettik ve harcamalar kesilmeye çalışılıyor, açık azaltılmaya çalışılıyor. Ama şimdi elimizde ne kaldı ki? Eskide uzun vadeli çözümlerden bahsederken şimdi hep kısa vadeli cevapların peşinde olduk. Ama esas cevap eğitimde, inovasyonda, vergilerde, iş piyasasındaki esneklikte, ürün piyasalarındaki esneklikte ve bu gibi meselelerde yatıyor. İşte bunlar büyümeyi sürdürecek önümüzdeki dönemlerde. Bu çok çok önemli. Büyümeyi sürdürmek çok önemli bir hale geldi. Çünkü söylediğimiz gibi diğer bütün araçları kullanıp tüketmiş durumdayız. Bugün Corriere della Sera'da Avrupa Merkez Bankası içerisinde alıştığımız atışmalardan bir tanesinin haberini yapmışlar. İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, Weidmann'a cevap vermiş Bundesbank Başkanı'na. Niceliksel gevşeme reformu geciktirmez diyor. Ama her ihtimalle bir baktık 1.11'in altına inen parite hareketi piyasanın tepkisini de gözler önüne serdi. Bugün 1.13'ün üstündeyiz. Nereye gider parite buradan Ahmet Bey? Vallahi dolar baskısı aslında devam ediyor. Fakat özellikle Yunanistan seçimleri sonrasında bir miktar euroya talep geldiğini gördük. Bunun da ben daha çok tepkisel olduğunu ve bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyorum. Tabii belli kademelerin aşılması acaba hareketin devamı gelebilir mi soru işaretini beraberinde getiriyor. Şayet yarınki FOMC toplantısından sonra dolar lehine daha ciddi bir baskılanma söz konusu olmazsa biraz daha euronun hareketini yukarı yönde görebiliriz ama daha orta, daha uzun vade düşündüğümüz zaman ben yine dolar yönlü hareketlerin etkili olacağını ve hatta 1.1 seviyelerinin bir ihtimal bir kere daha en azından test edilebileceğini düşünüyorum. Ahmet Uluhan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bugün değerli katkınız için. Nur Kapital Uluslararası Piyasa Uzmanı ile birlikte dünyadan notları böylece tamamladık. Bir kısa ara verelim, borsada ikinci seansa bakalım.